Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün domates ekeceğiz ve domates için, ekmek için saksı yerine bu yağ bidonunu kullanacağız arkadaşlar. Bu da domates tohumumuz. Bahçemizden çıkarmıştık. Ve şurasını tam kesmeyerek kapağını da yapmış olduk. Şimdi suların tahliyesi için kaç yerine delik açalım. Şurada bahçe toprağımız var arkadaşlar. Torf toprağımızdan kalmadığı için buna direkt bahçe toprağından ekiyoruz. Sizin torf toprağınız varsa karıştırınız. Tohumlarımızı bir gece önceden ıslatsak daha güzel çıkardı ama biz unuttuk şu an. Ekmeği planladığımız için. Daha önce de domates ekmiştik ama daha azdı. Birazcık daha çoğaltmak için yine ekiyoruz. Kuş sesleri de tamamen orijinaldir. Şimdi de bahçemiz. Bu tarafta da yeşillik. Kuşlar da gösteririz. Kuşlar da burada. Şurada da yeşil soğanlarımız falan var arkadaşlar. Bahçe ekimi hazırlanıyor. Önce toprağımız çok kuru olduğu için birazcık su dökelim ki her yeri ıslansın be arkadaşlar. Toprak çok kuru olursa ve direkt su dökerseniz tohumların üzerine tohumların yerleri değişiyor arkadaşlar. Yüzden önce şu taraflara da. Önce yetmez mi? Şimdi tohumlarımız burada. Domates çekirdekleri, her bir çekirdek birer tohum olacak. İnşallah besmele ile ekiyoruz. Bu şekilde hepsini yayalım. Domates tohumlarımızı güzelce yaydık eşit bir şekilde. Biz bundan sonra daha sonra bahçeye ektireceğimiz için bir de sık olması bizim için sorun değil. Şimdi üzerine normalde torf toprağı varsa serpin. Yumuşak toprak olsun ki daha çabuk çıksın arkadaşlar. Bu şekilde üzerine ince bir tabaka tohumları sadece örtecek kadar serpiyoruz toprağımızı. Biz bahçe toprağı serpiyoruz. Bahçe toprağımızın içerisinde de güvercin kupresi var. Hepsini örtelim. Sonra sulayalım. Bu kadar basit. Allah'ın izniyle bir 15 güne inşallah çimlenmesi sağlanacak arkadaşlar. Sıcak bir yere koyun. Üzerine de şu şekilde kapatacağız zaten. Şimdi sulayalım. Tohumların yeri değişmesin diye de çok değil. Yavaş yavaş ve elimizle sulayalım. Ya da bir sıfırla da sulayabilirsiniz. Ve kapağını da kapatıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde sıcak bir yerde muhafaza edelim. Çimlendikten sonra, biraz büyüdükten sonra şu kapağını tamamen kesip kurtulalım. Şundan ki domatesler buna değerse yaprakları yanmasın diye arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.